Buyurun. Cengiz amca. Buyurun. Ben geldim. Hoş geldin de kimsin sen, çıkaramadım. Tuğçe ben. Dadaş Osman'ın kızıyam. Hani sizin de askerlik arkadaşınızmış. Bizim kızın da oyunculuğa hevesi var demiş, siz de gelsin demişsiniz. Ha. Tamam, hatırladım. Ama ben bu konuşmayı yapalı daha 2 saat oldu kızım ya. Sen Erzurum'da değil miydin? He, Erzurum'daydım. Binip geldiğim bu çok doğru. Hadi eli hemen atladığım gibi geldim. Hadi beni artist yap. Kızım öyle hadi ince artist yap olur mu şey ya? Emi, ne deyince olunur? Ho deyince olunur. Ne bileyim ben ne deyince olunur yani. Ama bakmamız lazım. Yeteneğin var mı? Neler yapabiliyorsun? Ben çok güzel şive yapabilirim. Onu görüyorum zaten. Erzurum şivesiyle konuşuyorsun ha? Yok, bu benim normal konuşmam. Yani ben İstanbul şivesi yapabilirim. Eli isterseniz 7 kuşak İstanbullu gibi konuşabilirim. Yapayım. Merhabalar Cengiz Bey. Kumpanyanızda bulunmaktan ziyadesiyle mutluyum. Ve inanın sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Dibin düştü değil mi? Maşallah den hazır değil mi? Şaşırdım yani, şaşırmadım desem yalan olur evet. Neyse canım boş ver şimdi bunları. Sen diğer oyunculardan öğrenirsin bazı şeyleri. Kurban olayım. Ben kadroya alındım mı? Hayır alınmadın. Çok alındım. Kızım söyledim ama ben sana yani pişmen lazım. Tiyatronun diğer işlerini de yapacaksın ki mesleğe çekirdekten yetişesin. Mesela neler yapmam lazım Cengiz amca? Yeri gelecek bana asistanlık yapacak, yeri gelecek telefonlara bakacak, yeri gelecek kantinde duracak, yeri gelecek tuvaletleri temizleyeceksin. Onun yeri inşallah en son gelir. İşte o ne zaman gelirse artık malum tutamazsın onu yani. Cengiz Bey, ben provalara katılabilir miyim acaba? Ben böyle sahne tozu yutmak isterim de. Bak bu sahne tozunu iyi hatırlattın ha. Akşam prova var, bizim oyuncular da kalabalık geliyor. Bak şurada paspasla kova var, al onu. Çık sahneye şimdi baştan aşağı. Hepsini bir paspasla bol bol sahne tozu yutarsın o arada. Hadi bakalım. Peki Cengiz amca. İyi akşamlar.